İşte bu kutlu doğum ayıyla ilgili işte esnaflar olarak öyle bir şey düşündük, bir peygamberi hatırlatmak babında. Dedi ki bir pankart hazırladık, afiş hazırladık, astık caddelere. Dedi ki peygamberi hatırlatmak için. Kusur ilçesi özellikle burada da daha önce mesela birkaç gün, mesela iki hafta önce çatışmalar vardı. Bomba sesleri geliyordu, silah sesleri geliyordu. En azından mesela elhamdülillah onlar da bitti. Nisan ayı geldi, peygamberin kutlu doğum ayı geldi. Bu münasebetle en azından insanlara peygamberliği hatırlatmak için böyle bir işte proje hazırladık. Afişlerimizi astık. En azından bundan bir emeğimiz olduysa, ya insanlar peygamberliği hatırladıysa, bir salavat çektiyse de inşallah biz de o hayırdan mahrum olmayız. Bu peygamber hepimizin peygamberidir. Resulullah için canımız feda. Hatta bir esnafa gidildi, yani adam daha sabahleyin sihta etmemiş. Cebinde sadece 3.350.000 lira parası olduğu halde çıkarıp o 3 milyonu bize verdi. Biz doğru yoldan ayrılmasak inşallah Allah-u Teala'nın bereketleri, velileri hepsi belimizdedir. Doğru yoldan şaşmayalım. Hak yoldan şaşmayalım. Çok memnun olduk böyle bu şeylerin, Peygamber Efendimizin kutlu doğum günü için. Çok sevindik mahallelerde böyle her zaman, her yıl yapılmasını yani kalpten ve candan da istiyoruz. Yani böyle bu etkinlikler bizi çok memnun ediyor. Yani Rabbim bizi bu işte surda savaş içindeydik. Rabbim işte bize barış, huzur vermesini nasip ediyoruz. Sur esnafıyız. Zaten 5 yıldır düzenlenen bir etkinlik var. Onu devam ettirmek istiyoruz. 5 yıldır etkinlik düzenleniyor. Biz zaten bir hafta kalmış. Onun heyecanını yaşıyoruz. Aynen. Yani ürünler hemen hemen yarı yarıya iniyor. Hem de daha fazlasını da yani çıkartabiliyoruz. Aynen. Her bütün mahalle zaten buna memnundur, memnun da kalıyor. Evet. Bazen zorlandığımız anlar oluyor ama idare etmeye çalışıyoruz. Ki öyle de yapacağız. Allah'ın izniyle bu sene de olacaktır inşallah. En azından yani çocuklar olsun, şeyler olsun, anlayacaksın. Peygamber Efendimiz'i hatırlar. Ne mutlu bize. Canımız kurban ya o yola kardeş. Gideceğimiz yol oraya. Efendimiz'in yeridir. Ama bu peygamber sevdaları mesela daha insan şeyi açılıyor yani, hulku açılıyor. İnşallah böyle etkinlikler bütün semtlerimizde gerçekleşir de bu insanlarımızın içerisinde en azından o küllenmiş o ateş parlar, bir daha yanar. Çünkü bu gibi etkinliklere çok ihtiyacımız var. Yani böyle semtlerimizde bu etkinlikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgimizi, ona karşı olan ilgimizi her türlü ortaya çıkartmak bence iyi, takdire şahan. İnşallah böyle etkinlikler devam eder. Bir tek burada değil, her yerde, bütün Diyarbakır semtlerinde, mahallelerinde, sokaklarında. Zaten de bu gibi etkinlikleri insan gördükçe insanın içindeki o kıvılcım daha da ortaya çıkıyor. Yani ortaya çıktıkça da bu ne demektir? İslam duyguları, dini duygular ön plana çıkmaktır. Şu an yaşadığımız olaylarda mesela hem halkı sömüren hem dini sömüren bu gibi olaylarda, bu sıkıntılar içerisinde bu gibi etkinliklerin oluşması bir nevi yine Müslümanlığa dair işte bir takım hani etkinlikler vardır, var olacaktır. Birçok sıkıntılar yaşadık biz. Yani hala da yaşıyoruz. Ha bu gibi etkinlikler bize bir nevi moraldir.